Allah'ım ya Rabbim, bu nedir ya? Lan daha şuradaydı, bu kadar hızlı nasıl kaydı lan? Camus mavus olsa, köpek balığı olsa kapar gider, bu nedir bu? Lan yoksa batmış olmasın? Ya Ferit nene, bir şey olursa ne yapacağız ya? Ya şamyenin üzerinde değil miydi o? Öyle hemen batmaz, rüzgar sürüklemiştir onu. Akıntı da açığa çıkarmıştır. Ya biz burada böyle duracağız mı? Bak kadın sürüklenip duruyor, hadi bir şeyler yapmamız lazım. Yalnız açığa çıktıysa fena dalga vardır orada. Aha oğlum, dalga var. Kesin araboru oldu kadın o zaman. Araboru olursa gider oğlum, nene gitti arkadaş. Oğlum bir şeyler yapmamız lazım. Abi sen burada kadınlarla kal, ben şuradan bir sandal çözüp neneyi arayacağım. Ara tamam git, araboru oldu, kesin araboru oldu o ya. Ferit dur, ben de gelip dururum. Yavaş dikkat edin ya. Hale bak arkadaş, bu nedir ya? Turizm yaparım dedik, daha ilk turizm şeyinde katil olduk vallahi. Allah Naide bin cezanı versin Naide. Dönmeyiniz artık, yeter. Uğursuzlar. Yardım edin abim. Gel. Maşallah. Fikri abi sen şöyle buyur. Elmas Hanım. Buyurun. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Rica ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ferit de kopta gel yok mu? Yok. Onlar göğün kadınla anla minibüse dolaşıp gidiverdiler. Sabah erkenden evden çıktılar. Biz sizi meydanda bekliyoruz dediler bize. Acaba ne tarafa doğru gidiverdiler? Her yere gitmiş olabilirler bunlar. Ayda düğün var desen köydeki kadınlar aya merdiven dayayıp oraya giderler. Fikri Bey doğru söylüyor. Şimdi kadınlar nereye gitti bilmiyoruz ama hepsi pek bir neşeliydiler. Minibüste doluştular, şu tarafa doğru gidiverdiler. Ne var o tarafta? O tarafta ne var? Selimiye var, Bozburun var, Orhaniye var, Turgut var, Hisarönü var, Eva da var. Zannımca kadınları gezdiriyor gibi geldi beni ama kimsenin de günahını almayayım yani. Çekmiyor. Enişte telefonunu alabilir miyim? Benimkinin şarjı bitiyor. Ya ben veririm. Ay sağ olun Reşat Bey. Şifre yok, telefon temiz. Sağ ol. Ya bu iş bu ellerde ortada yok. Nereye gitti bunlar? Hiç bilemiyorum Fikri abi. Ah Allah'ım ne ettik biz? Nuri bu numara kimdir ya? Alo. Kopta gel. Elmas. Sen beni almadan kadınlarla nereye gittin? Elmas buradaki kadınlar hepsinin yaşını toplam 5000-6000. 60 yaşında kadınlardan mı kıskanıyorum ben Elmas şu an? Ben anlamam. Dön al beni, kopta gel. Alamam şu an. Ne demek alamam? Dön al, bekliyorum burada. Elmas alamam ya. Felaket bir şey oldu yani. Başım büyük dertte. Ne oldu? Kaza mı yaptın yoksa? Evet kaza yaptım. Bir de deniz kazası bu. Denize mi uçtun yoksa? Hayır canım, ben niye uçtum Allah korusun ya. Neredesin sen? Panik yapma da nene var ya, nene uçtu, nene uçtu denize. Öldü mü yoksa? Öldü mü dedi kabo? Nasıl ölmüş ya? Kim ölmüş lan? Ne bileyim ben? Allah rahmet eylesin. Hadi bakalım o zaman. Kim ölüyor? Nereye ölüyor? Ay nasıl ya ölmemiştir diyorsun, kaybettik dedin ya. Ya Elmas bilmiyorum. Burada kadın burada lastiğin üstünde oynuyordu, oynaşıyordu. O kayboldu gitti. Aldı herhalde rüzgar, götürdü neneyi ya. Ya koca kadın denizde nasıl kaybettiniz? Yani Elmas rüzgar aldı götürdü herhalde. Kadınlar, diğer kadınlar boğuluyordu. Onlara panikledik. Onlara bakacağım derken nene uçtu gitti. Ya kadın adam boğuluyordu. Bu.
Ya onlar boğuldular. Bu Naide yok mu Naide? Yılanın başı bu, ele başı Naide. Hop sağa sola bir şey yapmış, battı o. Onlar batınca bütün kadınlar boğuluyordu da kurtardık kadınlar yani. Bütün herkese haber verdik ya, jandarmaya, Şii'ye, sağlık güvenliğe falan, FBI'ye falan arayın, hepsi gelsin yani. Bulmamız lazım, ölmediyse artık hadi. Tamam, tamam, tamam. Kız ne oluvermiş? Kim kayboluvermiş, kim boğuluvermiş, kim ölüvermiş? Koptegeller kadınları denize götürmüşler. Kadınlar denize girmişler, denize girdiklerinde boğulma tehlikesi atlatmışlar. Koptegeller onları kurtaralım derken Nuri'nin nişan yerine denize kaybolmuş. Anam! Köyünden nasıl gidiverdi? Allah yazdıysa bozsun. Geri zekalı bunlar, geri zekalı. Ya köylü kadınlar denize girmeye götürülür mü be? Ay enişte şimdi bunun sırası mı lütfen ya? Sahil güvenlik, yandanma ne varsa haber verelim bir an önce. Hadi gidelim. Hadi, 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 hadi gidelim. Çabuk, çabuk. Buyurun, Elif Hanım, buyurun. Tövbe yarabbim ya. Çabuk. Ay Allah'ım ya Rabbim, başımıza gelenler ya. Şu adanın arkasına döneceğim. Oradadır belki. İnşallah. Ya Ferit, Nuriye nereye bir şey olursa vallahi gelirdi. Hiç affetmem. Merak etme, bir şey olmayacak. Kafana la, gideriz. Ya güzel kardeşim, ben hırs yaptım ya. Hele bir tane daha atak, öyle gidek ya. He, son bir tane daha çekip atıversek ya. Oğlum abi, saatten sonra balık mı olur? Geldiniz, beni de kuruttunuz zaten. Koskoca Laz İsmail ele boş gidiyor ya. La ilahe illallah. Bana bakın lan, köye gidince sakın kimseye demeyin bari. Tamam be ya, demeyeceğiz kimseye. Rahat ol be çocuğum. Abo! Ulan ne der mi lan o? Abo! Lan oğlum, onun derecesi orta, sen ne işi var? Lan kalk, hadi 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 hadi. Ulan. Lan oğlum ne yapacağız? Hadi ya, bir çare bulun. Aga baksana, Yunan kıyılarına vuracak. Kar da kayalıkları gibi duruyor orada nene. Hemen bir şey yapmamız lazım. Ya, ya, hadi ya, be ya, çıkartın hadi, soyunuz. Hadi, dört hadi, İsmail hadi. Denizde de olsa taşıyacak yine. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ne oluyor? Bilmiyorum ki. Nasıl yani? Dur ben bir bakayım. Hadi ya, mazot bitti. Ya biz ne edeceğiz şimdi? Ya bu teknede kürek de yok. Kürek olmayan tekne mi olur ya? Ya Ferit, biz ne edeceğiz şimdi? Adaya çıkıp yardım isteyeceğiz. Bekle bir dakika. Ulan telefonum minibüste kaldı. Allah'ım ya. Allah'ım, her şey üst üste mi gelecek ya Rabbim? Senin telefonun yanındadır. Versene telefonunu bana. Yok. Ben onu evde bırakıverdim. Yani babam ararsa ulaşamasın diye. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Anlamıyorum ki. Yani bu baba korkusu nereye kadar gidecek böyle? Biz böyle görmüşüz Ferit Efendi. Ya kadın gitti ya. Vallahi gitti ya. Of. Neyse tamam tamam, üzülme. Dur bir dakika. Sen şu ipi tut. Tamam mı? Bağla şunun ucunu. Ben oraya kadar yüzeceğim. Sonra sandalı çekeceğim oraya. Nereye dayan acık? Kısa atla kısa. Nereye? Haydi biz bir yap. No 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 no. Nene! Ne işin var senin açık denizde ya? He? Ne yapıyorsun, iyi misin? Korktun mu? Susun ben! Lütfen sen seni tepeye tekrar konuşturum. Sen tek seni de beni ya. Hadi hadi tamam hadi. Ben beceriksiz de. Hadi yürü. Hadi yürü hadi. Hadi götürün. Oh benim emmi ya. Sen ne Ferit'le? Koptegeller'in aklına bir macereye atlıyorsun ya. Yürü. Ey Allah'ım, ne ayıp lan ya. Tamam tamam nene. Şimdi nene ne oldu? Babana bakın. Gülmeyin. Ben tekneye çıkacağım. Götürün. Tamam tamam. Hadi. Hadi lan. Burada.
Gel bakalım buraya, gel. Yavrum, iyisin değil mi? İyiyim. Laz. Durun lan, durun. Bakacağım. Haydi. Nele, hadi bakalım. Nasıl çıkacaksın acaba? Aga, bu böyle olmaz mı? Yok yok, olmayacak bu. Başka bir şey yapmamız lazım. Ben çıkarım. Hadi deneyelim. Ben beceriksiz de. Ya tamam nene, ne bağırıyorsun ya? Allah'ım seni kurtarırsa daha ne iş var? Nene buraya be. Oğlum gelmez lan böyle. Nene gel bakalım bak. Bakacağım seni bir daha çıkacağız tamam mı? Allah kahretsin. Ya hem kurtarmıyorsun hem ağlıyorsun. Ne al kahretsin. Burası iyi. Tekneyi bu tarafa doğru bağlayayım ben. Hadi gel. Ya Nuriye nene ne oldu acaba? Allah'ım sen ona yardım et. İnşallah ablam, inşallah. Allah'tan ümit kesilmez inşallah. Bana bak, ara bakalım şu kopta geliyor bir daha. Reşat Bey telefonu alabilir miyim? Buyurun. Namussuz kız bu mu? Kadını nasıl yuttu ya? Alo. Ha kopta gel, bir gelişme var mı? Elmas'ım yok gelişme ya. Bu Ferit'le Yakup'un gittiler, sandalla arıyorlar da bekliyoruz işte biz de. Tamam, biz de her yere haber verdik. Tamam, biz de bekliyoruz işte Elmas. Ne yapayım yani, hadi. İyi, biz de bekliyoruz. Bir gelişme olunca haber verin bize, tamam mı? Yok bir gelişme. İlk günde Ferit de aramaya çıkmışlar ama Nuriye nene hala kayıpmış. Hah, yazı verin kızla. Ne sormuş annem? Abo kızlar gördünüz mü? Ha? Nuriye nene kaybolmuş. Hem de denizde. Hemen babama haber vereyim. Hadi. Baba. Baba. Ne oldu kızlar? Kızlar telefondaki napsak grubuna mesaj atmış. Nuriye nene kaybolmuş. Ne var kaybolmuş? Kadın yürüyemiyor bile. Denizde. Ne işi var Nuriye'nin nenin denizde? Vallahi o kadarını bilemiyoruz değil mi? Açık denize doğru savrulmuş baba. He. Jandarmaya sahil güvenliğe haber vermiş Emine abla. Ne diyorsun ya? O kadar durum ciddi diyorsun yani. He. Dur ben bir gideyim. Çıkın. Çıkın. Allah Allah. Ne oldu ki ya? Tövbe yarabbim ya. Aa vallahi da yavrum evladım geliyorlar ha. Vallahi geliyorlar kız. Sakin sakin dur. Dur lan. Yaşıyor mu? Hey abi yaşıyor maşallah Türk gibi. İsot'a bak ya. Gel gel bana getir. Getir lan yavaş. Nereye getir ya? Ha bu tarafa da be. Hadi yine ozan hadi. Yavaş lan İsot yavaş. Çapa var burada. Maşallah ya. Ulan dur elmaslar merak etti. Elmaslar da alayım da sürprizi vereyim ya. Dur dur. Suda çekmişim. Ulan. Alo.
Kimsin lan sen? Lan ne konuşma lan. Reşat ben Elmas'ın telefonu kullanıyorum hadi. Ver lan şey, teyzeme ver lan telefonu. Hemen ver. Elmas'ın. Efendim teyzeciğim. Elmas. Şey, Nine geri döndü kız. Geri döndü ne bileyim, döndü yani. Hadi gözümüz aydın. Ay, çok şükür. Çok şükür. Nuriye nine geri gelmiş. Bulmuşlar mı nineyi? Şükürler olsun be. Kucuk arıyor bak acaba nasıl geliverdi? Ben nasıl geliverdiyse geldi, geldi ya. Allah Allah, bana bak. Jandarmaya haber ver de boşu boşuna helak olmasın. Muhtar Hanım hadi. Gidin ben giden. Ay, ay çok şükür. Haber verin. Ya Muhtar Hanım canım çıkıverdi ya. Hareket kalmıştır. Hadi hadi bir an önce bu köye gidelim hadi. Hasta gel. İlk gün ne? Ferit ne olmayacaklar? Sen sus kız. Hala konuşuyor. Bütün işleri başımıza açtın ya. Onlar gelirler bir şekilde yani. Benim nereye sağ salim köye götürmem şart. Yalnız İsmail'ler vallahi kralsınız. Çok güzel büyük balığı yakaladınız ha. Helal lan. İyi de ilk günde Ferit gelmeyecekler mi? Oğlum ilk günde Ferit şey, sandal atladılar. Nene'yi arayayım. Ne deniz açıldı onlar ya. Gelmeyecek mi onlar? Ya buralı gözümü seveyim şimdi. İlk günde Ferit mi önemli? Kadınlar halına bir bak lan. Sucuk gibiler kadınlar. Hasta olacaklar. Naide'yi hadi geç. Diğerleri mahvoldu. Ufağın haline falan bak. El kadar kaldı kadın ya. Hadi bir şekilde gidelim. Onlar gelir arkadan. Hadi ya. İyi tamam. Lan Eminen benim kaybolduğumdan haberi olmuş. Ne kes? Eyvallah. Jandarmaya da haber verirdi zaten. Dur bakayım. Bana bakın kadına. Emine'nin karşısında dimdik duracağınız. Tamam. Bir araba laf edecek, ses vermeyeceğiniz. Başınızı eğmeyeceğiniz. Demem mi? Emine'nin dümen suyuna giden olursa benimle ömür boyu konuşmayacak. Tamam mı? Tamam. Topta gel abi. Şey biz de seninle dolmuşlar gelebilir miyiz köye? İsot laf mı şimdi bu ya? Oğlum kralsınız lan. Acıkmıyorum benim moralim yerinde yani. Ne isterseniz dolmuş köpeğiniz olsun. Hadi ya dolmuş hadi gelin hadi. Allah razı olsun. Kıyafetler alın gel hadi bakalım. Hadi hadi. Kıyafetleri mi alıp geliyorum hadi. Benimkini de alıverin oğlum. Hadi hadi. Hadi hadi eşyalarınızı alın. Hadi hadi. Alıver benimkini. Hadi hadi. Geç. Hadi. İlk gün kalk kurtulduk. Hani kimse yok ki. Var var. Bu ne Ferit? Sen dalga mı geçip durun benimle? Ya buna mı günüp gideceğiz? Bununla kürek yapacağız. Sandalı kürekle götüreceğim. Aman. Portakalın önü üstüyorum lan. Ay, geliyorlar. Vallahi geliyorlar valla. Gel lan gel. Allah seni darikmesin ya. Tövbe yarabbim ya. Onlar şeye gittiler, sandalla gittiler. Nene'yi bulmaya da nene gelmişti, onlar daha gelmemişti. Nene geldi. Onlar derken kimler? Onlar, sandal, ilk gün de şey. Niye getirmedin onları? Ya neneyi bütün herkes merak etti diye neneyi hemen aldım geldim yani. Onları da şimdi gidip alacağım Üzgün Bey. Tamam sen zahmet etme, ben gider alırım. Nenem geçmiş olsun. Sen... Çekil ben bakan. Lan koptu gel. Kaç kere diyiverdim ama sen beni dinlemiyorsun. Şu minibüsü al git köyümüzden. Bak başımıza neler geliverdi onun yüzünden. Nenem ölüyordu az daha.
Ne bir şey olmadı ya işte, sen de uzatma ya. Bak ne güzel. Bu yaştan sonra Nuriye nene denize de girmiş oldu. He. Ben nene uzatıvereceğim vallahi. Senin bu oğlanla, Gopta Gel'le, Ferit'e mahkeme kurduracağım, yargılatacağım. Sen de karıları toplayıp mahkeme kurmaya amma meraklısın ha. Ya hakikaten ya. Yani vallahi oldu olacak isterseniz şuraya çıkayım. Beni idam edin, rahatlasın bütün koy yani. Lan Emine. Gopta Gel'in suçu yok. Biz istiğvedik de o götürdü. Mahkemeye gerek yok. Kadınlar, iyi ki gittik değil mi? He. Abo. Vallahi Hindi'ye kadar gitmediğime pişmanım. Öyle güzel yerler ki. Gençliğim hep bu köyde geçmemişti gari. Keşke daha önceden gidiverseymişim. Ne diyorsunuz kız siz? Vallahi Emine, bir daha gitsen giderim. He. Abo. Beğeni vermişler işte. Ferit. Efendim bir tanem. Bir tanem mi? Evet, bir tane. Ne oldu? Şaşırdın mı? Dur Len. Ne diyeceğimi de unutturacaksın Hindi. Hindi, bu kadıncağız denizlerde kayboldu diye endişe etmem gerekirken... ben bizim için de endişelenip durun. Bence bizim için endişelenme. Bak, kürek yapıyorum. Kurtaracağım seni. Hem bizi düşünmen gayet normal. O neden oluyor biliyor musun? Aşktan. Aşk bizi birbirimiz için endişelendiriyor. Hah, tamamdır. Tut bakayım şunu. Ben sandalı çekeyim. Ulan ben ne kadar iş ha. Kediye ciğeri teslim ediyordum ha lan. Kızımın başına bir şey gelirse ben niye diyeceğim ya? Tövbe yarabbim, ey güzel Rabbim, kara yazı yazdın mı yarabbim? Allah'ım sen beni ilk göz ağrıma kavuştur be gari. Hızlı gidip duruz. Amerika'da okurken Kanada'ya, Ruj Nehri'nde rafting yapmaya giderdik. Orada antrenmanlıyım biraz. Nasıl, güzel mi oralar? Bence buralar kadar değil. Ya bütün dünyayı gezmek, yani nasıl bir duygu peki? Çok güzel. Aslında bütün dünyayı gezip insanın aradığını burada bulması daha güzel bir şey. Sen her şeyden daha güzelsin. Ey, bir daha dünya turuna gitmezsin o zaman. Bilmem, belki gidebilirim. Ey git o zaman, ben seni tutmayayım. Git hadi. Dersem seni de götürürüm ama. Bak kara göründü. Ah. Lan, kimsecikler yok orada. Ay Nuriye neneyi buldular mı acaba? Bilmem, herhalde. Baksana minibüs de yok, kadınlar da yok. Nereye gitti ki bunlar? Ferit, biz şimdi nasıl döneceğiz köye? Tabana kuvvet, daha önce yaptığımız gibi. Döne! Yaprak! Buyurun yukarı çıkalım, ben banyo yaparım. Gopta Gel bir hamamlansın. Biz de sizinle sohbet ederiz. Yok ya, işte börkerim ben bu sıcakta. Orucum zaten. Şurada şey yaparım ben böyle boyundan aşağı suyu sararım fortumla. Hem zaten bak bunlar da duzlu muzlu yani. Kıyafetleri de aktırırım suyla. Buradayım ben. Olur, tamam. Olur. Sen Arol'u aradın mı? Benim kıyafetleri getiriyor mu Arol? Aradım, aradım. Geliyor, geliyorum. Tamam, ben şurada yıkanırım. Siz de şöyle fazla uzaklaşmayın. Tamam. Şuraları şey yapın. Tamam. Ya biraz yavaş yürüsen olmuyor mu? Ya daha çok var. Hem Nuriye nene ne oldu acaba? Buldular mı kadını? Hem babam bizim denize açıldığımızı öğrenmeden önce köye varsak çok iyi olur. Eyvah. Ferit, babam geliyor. Babam. Tamam, bir sakin ol. Biz bir şey yapmadık ki. Nuriye'yi aramaya gittik sadece. Nereden gelip duruyorsunuz siz?
Baba biz denize açılıverdiydik. Yani Nuriye nereye aramak için? Emme sandalın mazotu bir anda bitiverdi. Sonra da biz şey yaptık. Ferit kürek yapıverdi. Sonra da bizi kıyıya çıkarıverdi. İyi. Nuriye neneyi buldular. Çok şükür. Oh be süper. Nasıl buldular peki? Onu gidince kendin sorarsın. Atlan hadi. Kapta gel abi. Allah. Ay manyak ya. Bunlar değil mi? Onlar. Koy ayakkabıları oraya ıslatma. Islatma etrafı. Dikkatli ol. Ben koyuverdim. Hadi o zaman. Saatler olsun. Teşekkürler. Hadi sağ ol. Tamam ya. Nerede bunlar ya? Tövbe tövbe. Döne! Yaprak! Lan! Bir havlu getirin lan! Sessiz. Döne! Yaprak! Dur sen, dur ben bağırırım, dur. Duyurur mu o ses? Dura! Yaprak! Dura! Yok, evde yoklar demek. Kesin duyarlar. Ben çıkar kurulanırım yukarıda ya. Şey yapmayın, hadi. Teyzeciğim, hadi gel biz yukarı çıkalım. Ben sana havlu bulayım. Hem de kızlara bakayım. Belki duymuyorlardır. Hah. Biraz şunu aktıp da gireydim. Şırılsıklam yapacağım bütün evi. Her yanım su ya. Aman bir şey olmaz. Yaz günü kurur her yer. Hadi sen geç içeri. Üstünü değiştir. Ben de bir kızları bulayım. Onlardan havlu alayım. Tamam mı? Hadi. Hadi. Kızlar. Aa, bir ağlama sesi duyuyorum. Burada mı bunlar? Kızlar. Aa. Ne oldu? Niye ağlıyorsunuz? Abim beni Naz İsmail'le veriyor diye. Sen Naz İsmail'le evlenmek istemiyor musun? İstemiyorum tabii. Ne isteyeceğim onu? Ay dur ben bana bir havlu versene. Bir havluyu verip geleyim konuşacağım ben sizinle. Tamam verdim. Allah Allah. Hemen geliyorum ağlamayın. Kapta gel, aç. Al sen bunu kurulan giyin, ben şimdi geliyorum. Çok acil ağlamalı bir hasta için ilgiye ihtiyaç var. Hastasıyım, kurban olurum hastasıyım. bana bak, Laz İsmail senin sevgilin değil miydi? Sen niye ağlıyorsun? Değil. Ne o beni? Kendi sevgilisi diye zannediyorum. Evet. Ben onu kendi sevgilim diye zannetmiyorum. Ya karışık anlatma kız alık ya. Karışık anlatmıyorum ama. Dur şimdi ben anladığımı söyleyeyim. Laz İsmail seni seviyor, evlenmek istiyor ama sen onunla evlenmek istemiyorsun öyle mi? Sevmediğim biriyle de evleneceğim. Ay canım benim ya. İnsan hiç sevmediği biriyle bir ömür geçirir mi hiç? Ben halledeceğim bunu merak etme. Sahiden mi? Sen beni bu işimi hallet. Ben senin bir ömür kulu kölen her bir şeyin olurum. Ay hiçbir şey olmana gerek yok. İnsanlık bu kim olsa yapar. Yani yeter artık bu kadına yapılan zulüm ya. Kadının da bir söz hakkı var. Bunu da öğrensinler artık. Bence de. Sen niye ağlıyorsun peki? Ne oldu? Kardeşine mi üzüldün sen de? Hey
Ona acık üzülüverdin değil mi? Ben onun için ağlamıyorum. Kopta gel için ağlayıp durum ben. Kopta gel için niye ağlıyorsun sen? Hani siz dün akşam öyle çiçekler çikolatayla gelip durunuz ya. Ben de seni verdim ki beni istemeye gelip durdunuz. Sonra bir öğreni verdim ki meğer sen de İsmail yaprağı istiyormuş. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Kardeşim burada hayat memat meselesi içinde uğraşıyor. Sen kendi haline üzülüyorsun. Ne kadar bencilsin sen ya. Ya ona bir şey olmaz ya. Aşıma kadar unutuğu gider onunkine. Unutkan ki o. Ya işte bilaba. Ne öyle de ya? Aklımız yoksa da bir kalbimiz var herhalde. Unutulacak şey mi bu? Ya sen hep böyle deyip durun ama işte... Bir şey söyleyeceğim. Tamam kavga etmeyin ya. Tamam kavga etmeyin durun. Ağlamayın da. Ben şimdi gidiyorum tekrar geliyorum. Konuşacağım sizinle. Ay bu dönem var ya beni sinir ediyor. Ne oldu gene ya? Ya ne olsun sana takmış kafayı. Dün akşam böyle çiçekle çikolatayla gelince kopta gel beni istemeye geldi zannettim diyor. Elmasım ya. Takılma artık şu kıza ya. Bırak kendini kafasına göre takılsın yavrum evladım ya. Senin dengin değil o kız. Bak bana ben kendi özüme döndüm. Atladım ben. Tamam o zaman tespit ediyorum. Kopta gelin. Bir şey söyleyeyim mi sana? İlk sen kendi özüne döneceksin. Ben seni çok seviyorum sen biliyor musun? Sağ ol teşekkürler. Sen? Yarılık ya niye saçmalama. Sağ olun. Nuriye'nin ne? Canım. Geçmiş olsun. Vallahi bizi çok korkuttun ya. Bu köyün kraliçesinde bir şey olacak diye ödümüz koptu ha. Merak etmesin. Böyle kolay kolay bir şey olmaz eski toprağız biz. Muhtar nerede? Muhtar bize biraz tavır yapıverdi. Muhtarlıkta oturup durup. Ya siz onu boş verin de uyumuşacak elbette. Siz sevdiniz mi Gezi hanımlar onu söyleyin. Sevdiniz. Çok sevdim. Vallahi bir daha olsa gene giderim ben. Dedem. Sen de böyle konuşup da ortalığı kızıştırma Emi. Neye kızışacakmış ki? Yani Allah korusun Muhtar'la aranıza soğukluk girmesin diye ye. Girmez lan, girmez. Ben onun ustasıyım. Ona el veren ben değil miyim lan? Hem benim artık gözüm açıldı. Bundan sonra her yere gideceksin, her yere gideceksin. O zaman bir de Marmaris turu düzenleriz. Bir de Marmaris'i gezeriz. Giderim lan. Hemen giderim. He, kızlar gidelim mi Marmaris'e? Gidelim, gidelim. Gördün işte. Allah razı olsun. Dünya gözüyle bir de Marmaris'i göreceğiz gari. Ben de gideceğim, ben de. Yaşalım. Güzel oğlum benim. Güzel oğlum. Bayram, ortamlar sana emanet. Ben kahveye gidiyorum. İşlem var benim. Akşam iftarda görüşürüz. Gözün kulağın aç. Emredersin bey. Çay elinden oteye gidelim yalli yalli. Gidelim yalli yalli. Gidelim yalli. Sırtındaki sırtın. İsmail'ler. Ne ettirip durunuz? Oo babalı hoş geldin öpeyim. Öp bakayım. Gel otur gel. Geç bey baba geç hoş geldin. Bana bakın lan. Ne ettiniz siz dün gece? Düzgünün kızlarını istemeye gitmişsiniz. İnsan tek başına kız istemeye gider mi lan hiç?
Yok, tek başımıza gitmedik ki bu balık. Emine abayla gidiverdik. He, biliyorum, o dedi zaten. Yalnız ortalık karıştı bey baba. Yani biz o kızları bir daha gider nasıl isteriz? Vallahi onu bilemiyorum. Merak etmeyin lan. Ben de büyük olarak gider isterim kızları size evvelallah. Hakikat mi diyorsun sen lan? He. Gerçekten isteyeceksin. Tabii. Bizle dalga geçmiyorsun değil mi bu balık? Yapacağım biz öyle babalık. Yaparım tabii be. Ben sizi zaten çok seviyorum. Hem babanız da yok sizin. He. Benimki de. Hakkın rahmetine kavuşuverdi zaten. Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun kardeşim. Sağ ol, Allah razı olsun. İşte bir şey soracağım size. Tutun ki bir gün babanız kalktı köye geldi. Ne dersiniz lan? He? Sevinçle boynuna salırsınız değil mi? Ne sevineceğiz ya? Niye sevineceğiz? Ben şahsen kendim, yani şahsi olaraktan babamı gördüğüm yerde gözüm kör olsun vurmasam. Ben vurmasam zaten anam vurur. Bir dakika, bir dakika, bir dakika güzel kardeşim. Benden sana sıra gelirse, bak o babam olacak adam var ya, onu var ya onu göreyim, alnının ortasına mermiyi yerleştireceğim. La hevla. Niye öyle söyleyip durmuş? Belki adamın kendine göre haklı sebepleri vardır. Haklı sebepleri vardır. Adamın teki çıkıp gelecek, üç tane kadını kandıracak, çoluğuyla çocuğuyla ortalarda bırakacak. Sonra çekip gidecek, sonra yanına kalacak ha. Dayı yok öyle bir dünya. Dört. Vallahi bu mesele beni pek alakadar etmese de aklıma bir şey geliverdi. Acaba bu İsmail'ler sadece üç İsmail mi? Memleketin başka köşelerinde de İsmail'ler olabilir. Adamın kimi kandırdığı belli değil ki. Bak bu köye çıkıp çıkıp yeni İsmail'ler gelirse sana vakit seyret cümüşüm. Doğru diyorsun lan buralı. Bak ben hiç böyle düşünmemiştim ha. Ya bey baba. Sen bu hadiseye niye bu kadar sıkıldın ben onu anlamadım ha. Yok canım, ne sıkılacağım ya. Hava çok sıcak. Bir taraftan bir oruç var ya. Ne ya? Biz de ondan sıkılıyoruz zaten. Yoksa ben öyle şey demem yani, ondan şey ettim. He, ben de ondan yani. Biraz asabiyet yapıyorum biliyorsun. Böyle çok takmayın lan. Yani şunu yapabiliriz yani. Üçümüz aynı anda sıkarız. Kim vurduya gider Kamil? Demek öyle oluverdi kız baba. Vallahi ucuz yırtmışsın ha. Ucuz yırtmışlar da babamın kaşları seyiriyor ya. Vallahi çok sinirli. Kızla. İhtarçın bir şey lazım mı? Ha yok, sağ ol. Erol, babam nereye gitti? Vallahi ben de bilmiyorum ki. İftara geleceğim dedi. İşim vaat eden mi? Tamam. Evdeyiz. Babam yok. Bakın aklıma ne geldi. Aga bir dakika tut aklını da. Bak bizim kızlar bizi çağırıyor. Ekgün de yanlarında mı lan? Aga herhalde yanlarındadır. Bekleyin lan, bekleyin 5 dakika. Ne diyeceğim, aklıma geldi. Şimdi tutun ki babanız sizin köye geldi. Siz de kalktınız, onu vurdunuz. Nereye gideceğiniz? Hapse düşeceğiniz, sürüm sürüm sürüneceğiniz orada. Peki kızlar ne olacak? Ya bey baba, ne olacağı var mı? Bekleyecekler arkadaş, bekleyecekler. İşleri ne? Allah Allah. Ya. Aga aklıma ne geldi? Hadi gidelim kızlar. Hadi hadi. Allah'a emanet bey baba. Laz İsmail. Sen nereye gidip durun lan? Ne alakan var kızlarla? Benim hiçbir alakam yok ya. Ben zaten bayramda davul zurna çaldıracağım. Onu ayarlamak için şey edeceğim, meydana gidiyorum. Bir hadi selametle. Vay benim evlatlara bak be. Demek babalarının ben olduğunu öğrenseler. Vah 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 vah. Yaprak! Değil mi lan biri? Lan gel gel, gelmez onlar, gel ya. Tövbe yarabbim, tövbe ya. Ulan bunların anası babası öldüğünde bu kadar ağlamadı onlar. Ama Reşat Bey, kızların niye ağlayacağı belli olmaz. Sizinle biraz yürüyebilir miyiz? Tabii, neden olmasın?
Yalnız teyzeciğim fazla uzaklaşmayın da ben sesim falan bağırdığım zaman duyulacak yerde durun yani şey yapmayın. Merak etme delikanlı. Sen bağırsan her yerlerden duyarız biz. Maşallah sende de ne ses var. Ne diye bağırıp durdun sen? Dur bakalım. Tuhi! Tuhi! Burada buralar! Al lan bunu! Allah'ım yarabbim oğlum bütün DNA'nı üstüme kustun ya. Bu nedir ya bu? Kusura kalmayın. Ben bunları geçirip takdir verdim. Gerçekleri gelmedi. Gerçekleri gelince sabit olacak. Bir 10-12 güne gelirmiş. Ama inşallah bayrama yetişecek. İnşallah hiç. Ya çık ağzını da al git şuradan hadi. Git ağzını da al git ya. Elmas Hanım buyurun. Bu nedir arkadaş? Bilme teyzeciğim lütfen ya. Yavaş gidin şey yap. Uzaklaşmayın fazla. Adam ulan uzaktan ısırdı beni. 2 metreden beni ısırdı adam ya. Vallahi ne hoş köy ya. Vallahi çok eğleneceğiz ha bu köyde. Reşat Bey, şey konuşacağım ben sizinle. Bu yaprak bez İsmail'i sevmiyormuş. Sevmesi mi gerekiyor? Evlenince sever zaten. Bu nasıl bir mantık Allah aşkına? Öyle mantık işte. Zaten dünyada mantıklı dediğiniz bir sürü şey mantıksız değil mi? Yani şimdi siz felsefe yapmaya başladınız da kız sevmiyor diyorum, istemiyor. Ya zihni yok onun, zihni sığ. Unutur o. Damatlı sen Karadenizli. Karadenizli demişken sana bir fıkra anlatıverem. Adamın biri dereden geçecekmiş. Orada Temel'e görüvermiş. Temel'e sormuş. Temel'e demiş ki dere derin mi? Temel derin değil geçersin demiş. Adam geçerken batıvermiş. Yani derin değildi demiş. Temel de demiş ki demin buradan bir dere ördek geçtiydi. Ben dereyi onun boyu kadar zannediyordum. Hiç komik değil Reşat Bey. Bence siz bu işten vazgeçin. Ya olur mu öyle şey? Bizim de bir ağlık karizmamız var. Ağ lafından döner mi hemen? O zaman siz bilirsiniz. Bir daha benim yüzümü göremezsiniz. Ona göre. Yapmayın. Ne oldu böyle yapmayın. Durun ben buna bir çıkış yolu bulam. Şimdi diyecekler Reşat Ağa gıvırtır hadi. Yani ama o kız ağlıyor orada ona göre. Unuttur o unuttur. Zihni yok onu unuttur diyorum. Peki o zaman. Şş, yeter bunların konuştuğu artık ya bu nedir ya? Sizin duyunca geliverdim aşkım. Ya aşkım aşkım nedir artık? Kendine gel ya döne. Ya nasıl kendime gelebilirim ben? Seni sevdim aklım başımdan gidiverdi ya. Vallahi bana daral geçirdin yavrum evladım ya. Ben sana ne yaptım da sen bana böyle yapıştın anlamadım ben yani. Ya daha ne yapacağım? Gözlerimi düzeltiverdim. Ya Allah Allah ya şunu yapma ya. Yani refleks oluyor böyle. Kendi vurunca ben de refleks olarak millet zannedecek kadına şiddet millet şey yapıyor yani. Acıdı mı? Kusura bakma. Önemli değil ya. Çok komik adamsın sen. Of. Kop da gel. Sen beni ne zaman isteyip durun? Bak Dönacığım bak ben çok zor bir insanım, zor bir adamım ben. Hem bak ben bu köye yerleşeyim mi yerleşmeyeyim daha onları bile bilmiyorum. Karar vermedim daha belli değil benim hiçbir şey. Ya yerleş yerleş. Evimiz hazır. Aha bak burası. Ya tamam hazır da ben ne iş yapacağım ha? Ne yiyeceğiz ne içeceğiz bak yok yani. Ya minibüsüm var ya. Kız minibüsüm var ama bak o minibüs böyle Sarıyer, Beşiktaş hattı gibi iş yapmaz öyle burada. Burada böyle normal böyle yerleşik böyle bir çakılı bir iş lazım böyle tarla marla yok yani olmaz. Vah vah benim tarlam var. İstersen veririm ben sana. Tarlam mı yoksa? He? Biz miras çoktan 3'e bölüm duru. Abimin var, yaprağım var, benim var. İstersen ben kendi hissemi sana verip durun. He. Şey yok canım o imkanı yok öyle bir şey kabul edemem yani asla. Ya et lan et. Ya zaten abim hiçbir şey yapmıyor ki. Öyle durup duru boş boş. Geliyorlar şey yapma. Konuştuğumuz aramızda kalsın şey yapma tamam mı? Sakın şey yaparsan konuşmam seninle anlatırsam. Gülüm. Ne oldu? Sen az önce ağlıyordun şimdi niye sırıtıyorsun? Ya koptu gel yanımda. Mutluluk sebebim. Yaprak nerede? Ha o odasında. Onun ilişki durumu stabil. Yaprak. Dur ağlama. Ben abinle konuştum. Bak ilk etapta ona mini minnak yumuşattım. İkinci etapta da inşallah sonuca ulaşacağız. Kaçma abla
bacım. Evet. Ay, çok sevindim verdim. Öyle olmaz, hemen sevinme. Niye ki? Çünkü böyle hemen mutlu olduğunu anlamasınlar. Planımız suya düşer sonra. Abin hemen bak yaprak unuttu der, tamam mı? Unutma, acıyı unutmak yok. Yok yok abam, sen hiç merak etme. Zaten abim çok acıyı verdi. Hayatta unutmam. Şşt, ağlama. Allah beni. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Müsaitsen bir konuşuvereceğim seninle. Tamam lan tamam, müsaitim. Gel gel otur be. Hayırdır düzgün? Hayır hayır. Niyeydi dün akşamki rezillik öyle? Hangi rezillik lan? İsmail'le almışlar ellerine çiçekle, miçekle kapıma dayandılar. Lan öyle deme. Ne kapıya dayanması? İsmail'le niyet edivermişler. Ben de usullerine uygun geliverdim. Ara sen onları, ara bura bir gelsin ne de. Senin huzurunda onların niyetini bir bozuvereyim ben. Ya ne zaman kızlara geçsek muhtara bağırıyor ya. Aç oğlum aç, veto yemeyelim. Efendim Emine abla. Anladım. Ya tamam, ne bağırıp durun, gelip duruz. Hadi kapat. Ne diyor o ya? Acil muhtarlığa gelin diyor. Düzgün emmi de oradaymış. Hemen dönelim o zaman oğlum. Düzgün diyor, baksana hadi. Hadi. Of be. Ferit. Nereye lan? Reşatlara gidiyorum ya. Abimler orada. Hey git. Git bakalım git. Daha ne kadar geçecek? De bakalım. Ne edeceksin sen bugün Üsle? İşte taşımacılık düşünüyorum yani. Olmaz. Batarsın. Niye ya? Ne alaka? Niye batacağım? Ne, köyde kaç kişi var? Nereye götüreceksin? Nereye getireceksin? Ya bak bizim başka planlarımız var Ferit'le beraber. Yani biz turizm taşımacılığı düşünüyoruz. Bu nasıl oluyor lan? Yani o nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Şiileri dış dünyadaki insanları koya getirip götüreceğiz yani. Dış dünyanın lan uzaylı mı bundan anasını satan, turist taşıyacaksın işte. Arkadaşım vallahi. Bak şimdi Ferit Amerikanya'da Maastricht yaptı. Maastrichtlı bir arkadaşımızı. Onun bir film vizitesi var. Çok güzel bir film vizite çıkardı ortaya. O çok büyük felaket derecede bir para var bu işte. O yüzden yani. Biz öyle kolay kolay yaş tahtaya basmayız yani. Yani bir ufak bir nakit sığıntımız var. Onu da çözeceğiz. Bu reklam meklam olayları var ya, sponsor olayları. Onları da hallettik biz zaten. Şıkır şıkır akar gider iş yani. Felaket iyi. Benim bak, ortak olayım size. Veren parayı ne kadar lazım? Ya şimdi şey yapma. Senin gibi ağaya dokanmaz zaten. 20-30 bin lira bir şey. Bebek oyuncağı senin gibi ağaçım o para da. Sen ortak olma. Ortak olalım işte ya. Sen de diyor ya, para mı lan 20-30 bin benim ağaya? İşte senin gibi ağaya 20-30 koymaz da sen şey yapma, ortak olma, sponsor ol bize. Daha büyük havan olur sponsor olursan. Öyle mi diyorsun? Tabii canım. Bak büyük şirketlere. Hiç ortak oluyorlar mı? Hiç. Asla. Onlar şey yapıyorlar, direkt sponsor. Parayı yapıştırıyorlar, sponsor oluyorlar yani. Sen de böyle yapacaksın. Diyeceksin ki ben bu çocuklara şey yaptım, sponsor oldum diyeceksin. Senin karizman 5 ise 10 olacak. Senin bir tane de posterini, güzel yağışıklı posterini ben önümüzün arkasına çakacağım. Var var işte seni görecekler, reklamın olacak böyle. Kral olacaksın yani. Herkes seni tanıyacak. Vay be. Lan aklıma yattı lan. Verdim gitti parayı. Emme bir dakika. Başka sponsor olmayacak. Yani tek ben olacak, ağlık karizmam çizilmeyecek. Ha, o zaman senin iş olmaz ya. Yapma ya. Niye olmaz? Ne güzel havaya girdiydik. Vallahi girdik girdik de şimdi şöyle bir durum var Reşat Ağa. Bu şey düzgün ağa var ya. Yani maalesef o da bir sponsorluk olayında bu da bayağı istekli. O da 20-30 bini şık diye hemen önümüze koydu yani. O olunca olmaz yani senin iş. Oldu mu lan şimdi? Düzgünle beni aynı kefeye koyuverdin. İşte konmazsın abi, sen koskoca ağasın yani. Aynı kefeye hayatta koymam yani. Bak aynı dil konuşmaya başlayıverdik. Tabii diller aynı aynı. Ne yapsak onu, nasıl çevirsek? Bak, vallahi yapacağım bunu. Sırf senin için, dur. Sen şimdi bu düzgün halin vereceği sponsorluk parası var ya, 25 diye ona. Sen de kendinden 30 dedim hani, 20-30 arası 25. Yapıştır 50. 50 bini direkt bize tosla. Ben düzgün ay şık çıkarayım.
Lan İngiliz anahtarı gibi adamsın. Çözemeyeceğin iş yok. Anlaştık. Bak, bak. Oh. Bak. Bilek de bilekmiş lan senin. Tabii canım. Direksiyon sallar. Yıllardır İstanbul trafiğinde. Minibüsçü bile abi. Adamı koparır alır valla. Biliyorum, biliyorum. Güreşten unutmadık. Güzel. Hadi hayırlı olsun ya, tamam. Sağ ol. Ne zaman başlayacağız? Vur ya hemen sabitçi. Allah Allah bir şey yap. Ben sana haber vereceğim. Sakin ol sen, bekle. Reşat, bak bir. Buyur Fikri abi. Gel bakalım benimle bir. Tamam Fikri abi. Ben Fikri abiyle bir yol konuşup geliyorum. At. Nasıl bir akıl ya? Yıldız gel. Aa, sen ne yapıyorsun burada yalnız başına? Gel gel. Ya köyde güzel bir ahır buldum. Orada inekleri sağıyorum. Ne demek o şimdi? Şu anda bir tarlam oluyor. Bir de 50.000 nakitim oluyor. Öyle diyeyim ben sana. Nasıl oluyor peki böyle bu kadar kısa sürede? Kısa sürede değil mi? Felaketim ya. Ya bu döneyle gizli saklı konuştuk. Tarlayı verdim. Anasından babasından kalma tarla varmış. Bana dedim. Şey, hatta da dedim o şey bizim iş var ya. Sponsorluk işi bağladım. 50.000'de şık ondan aldım. Bir tarla bir 50.000. Alan razı, satan razı. Sığıntı yok. Ya. Ya Fikri abi. Cezaevi avlusunda volta atanlar gibi ne dolanıp durun? Ne diyeceksen deyi be. Ramazan sıcak. Lan bana bak. Şu tarlaları alacaksan al artık. Avcı dedik konuştuk, o konu kapını verdi ya. Sen de hiçbir hareket yok olduğun yerde. Durup durursun, teşelenip durup olduğun yerde. Fikri abi, biri sana bir şey mi yaptı? Yine ne bu sinir? Sinir mi yok lan. Sen şu tarlaları bir an önce al. İlk taksitle beni ver, çekip gideceğim buradan. Allah Allah. Siz ailecek buraya yerleşip durdunuz ya. Bana bak, biri seni korkutup tehdit mi etti verdi? Kim korkutacak lan beni? Ne bileyim, halinde öyle bir hal var. Biraz korku var, biraz tedirginlik var. Yok lan, sıkıldım. Bu köy bastı beni. Ya, tamam, benim para vadede biliyorsun. Şimdi ben o vadeyi bozamam. Ama hemen diyorsan 500 değil de 400 veririm. Şimdi 100 veririm. Seneye 200 veririm. Öbür sene de 100 veririm. Lan 250 iki taksit anlaşmıştık ya. Arkadaş anlaştık da sen acele edip durun. Ben parayı bozduramam. Bana bak. Ne zaman dolacak lan senin paranın vadisi? Bayramdan sonra doluyor. Bayramı da şurada bir şey kalmadı. İstersen şöyle yapalım. Sen tapuları benim üstüme geçiriver. Ben he, önden sana 10-20 bir şey verem. Senin karşında salak mı var lan? Estağfurullah. Fikri abi nasıl söz öyle? Ne estağfurullah lan? Sen beni keriz yerine mi koyuyorsun? Sen beni keriz yerine koyuyorsun ya. Seni ne keriz yerine koyacağım ben be? Önden isteyip durun parayı. Tamam lan. Uğraşamayacaksın seninle. Ya Fikri abi ne pis adamsın ya. Ne oldu lan? Terbi diye bir şey var. Niye herkesin ortasında yerlenip durun? Tamam lan tamam konuşma. Tövbe ya. Erol sende. Tamam. Babanla ne konuştunuz benden sonra? Beni arabaya aldığına göre birazcık da olsa yumuşamıştır diye düşündüm. Yok ya, ne yumuşaması? Sen görmedin tabii. Babam seni arabaya binince kaşlarını şöyle yapıverdi. Biliyor musun? Kimse senin gibi güzel kaş atamaz. Harikasın. Ya dalga geçme lan. Bu ne demek oluyor sen biliyor musun? Sinirin en son noktası demek oluyor. Yoksa yumuşadığı falan yok bence. Yapma ya. Bana bakın, iyice ısrarlıyız değil mi? Tabii canım. Heh, burnumuzdan gıl aldırmayacağız. Aynen öyle. Biz ciddiyiz. Niyetimizi ciddi ciddi belli edeceğiz. Vazgeçmek yok. Agalar. Bu sefer düzgünün suratına direkt söyleyin. Ya biz apışıp kalacağımıza, o apışıp kalsın. Sen gene de çok ısrarcı olma. He, doğru söylüyor. Oğlum, yanacaksa biz yanalım. Yani niye diye soracak olursan, senin şu aşamada yanmana lüzum yok. Ya kısa ne alakası var? Ya anca beraber kanca beraber kardeş değil miyiz biz acaba? Ben, sen bizi dinle. Bilmediğim başka şeyler var. Sonra konuşacağız. Bak benim güzel kardeşim, olay şu. Sen diyeceksin ki, ben konuk olarak geldim diyeceksin. Benim öyle bir niyetim yoktu diyeceksin. Program konuğu muyum ben kısa? Ya ben de aslanlar gibi isteyeceğim Gülgün'ü. Arkadaş, Laz İsmail olsa inadı tuttu diyeceksin ha.
Ya bu kadar ısrarcı olma, dinle bizi. Bak güzel kardeşim, olay şu. Sen bizim kurtarıcımız olacaksın ya. Yani bir şey anladıysam Arap olayım diyeceğim ama durum malum, görüyorsunuz yani. Hey, sonra anlarsın. Hadi yürüyün, bekletme. Bunlar bekledikçe kurulurlar ha. Doğru söylüyor, hadi. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Kenara bayır. Geliverdiniz mi lan? Düzgün emrinizin size değecekleri var. Bana bakın lan. Beni iyi dinle. Lan siz kim oluyorsunuz da hangi cüretle kız isteme benim kapıma dayanıyorsunuz lan? Düzgün emmi, ben sana bağırınca sen duymadın gibi geliverdi deme. Duymuşsun demek ki. Oturun lan! Oturun lan, alın tabureleri. Alın bakayım. Yavaş lan. Dur, 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 dur. Yavaş. Her şey senin başına geliyor Macir ya. Biraz dikkat et be kardeşim. İyi mi? Abi çanak gitti galiba. Kaburgalar da tekrar nüksetti. Nuriye'nin kaybolmasını saymazsak bayağı güzel bir geziydi. Kadınların hepsi çok mutlu ayrılmışlar, biliyor musun? Hadi ya, gerçekten mi? Evet, gerçekten. Hatta muhtar Emine'ye bile bayrak açmışlar. Daha da önemlisi minibüs kesi daha istiyorlar. Çok iyi bu. Vallahi kadınların aklını çelmeyi başardım. Benim aklımı çeldin. Kadınlarınki çok mu? Yok. Ben senin aklını çelmedim. Kalbini çaldım. Geri de vermeyeceğim üstelik. Sen de beni kalbini vereceksen olur. Yoksa ben kalpsiz nasıl yaşarım? Kalpsiz bir kız olurum sonra. Bundan sonra benim kalbim sende, senin de kalbin bende atacak. Sen benim kalp atışlarımı duyacaksın. Ben de seni. Lan numara yapıyor bu. İnşaattan düşmedi ya. Alt tarafı daha buradan indi aşağıya. Aa, düzgün emmi. Öyle bir şey yok be. Yani benim kaburgalar bir kere dağılmıştı. Bak nüks etti yani. Bak kalk lan. Kaldırın lan şunu. Bırak Emine sen. Kalk, 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 kalk. Lan saklanmasın lan. Hiç olmaz, kaldırın. Dur bakalım. Gel bana. Çekil lan. Çekil. Ne yapıyorsun? Gel buna. Ne yapıyorsun ben? Lan bırak. Kollarını aşağı bırak. Düzgün. Kendini bana bırak. Bırak. Kafayı da koy aşağı. Ha, kendini bana bırak. Nasıl? İyi geldi mi? Bak iyi gelmediyse bir daha kütür dede. İyi, hiç gerek yok bence. Ha. İyi. Madem iyiyse. Yok. Beni iyi dinle. Emine sen de diyeceklerime şahit olur. Bundan sonra sizi kapımın önünde kız istemeye geldiğinizi görürsem fena ederim. Emme düzgün. Ben sana haber verdim. Sen de sonra geliversinler demedin mi? Ben onu bunu bilmem Emine. Bunlar hanım köylüsün avlanı verdiler mi? Vermediler. Haklanda açıklanacak ceza daha açıklanmadan eski köye yine adet mi getiriyorsun bayan Emine? Doğru Dayan. Emme düzgün emmi. Fikri Bey'le buraya yerleşecekler. Sen dedin ki onlar geçsinler, sonra gelsinler. Biz de vakit bu vakitti dedik, çaktık geldik. Evet. Asıl gizli saklı işi Fikri'nin oğlu Ferit çeviriyor. Herkesi uyutuyorum, ek günü peşine gidiyorum. Ben? Biz buraya gelirken sizin evin yolunda görüverdik onu. Ne? Vallahi doğru söylüyor. Şimdi görürüz bakalım. Şimdi görürüz. Tamam, tamam. Buyur bey. Buyur oğlum, nasılsın? Ne yapalım beyim? Çalışıp dururuz. Bu Fikri'nin oğlan Bay Gevşek. Oralarda mı, evde mi? Yok beyim, gelmedi. İlk gün evde mi? Evde. Bana bak. Bay Gevşek oralara geldi mi bana haber vereceksin, tamam mı? Yok beyim. O gevşek değil de onun bir küçük gevşeği var ya, Cüneyt. O gelip duruyor yine. Selam. Küçük Bay Gevşek mi var orada? Evet beyim. Bu nereden çıktı? Ben mesaj atıverdim. Siz hep kendinizinkileri çağırıyorsunuz, ben yalnız kalıyorum. Kız bu Cüneyt beni asılıyor ya. Seni mi asılıyorum? Hı. Vay alçak vay. Evet, evet beyim evet. Lan evet 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 evet, ne oluyor evet evet? Kov geçsin onu, kov geçsin bakalım. Tövbe yarabbim. Emredersin bey. Hadi.
Hadi arkadaşım, alalım sizi dışarı. Buyurun. Ne oluyor ya? Tarladan kargo mu kovuluyorsun oğlum? Bak, saç diplerini çaparların bunlar. Bir şey oluyorum. Allah Allah, sen kimin yerinden kimi kovuyorsun lan? Bu malların sahibi biz değil miyiz arkadaş? Gitmiyorum bir yere. Selam kızlar, içim sizler. Ne haber? Merhaba, merhaba. Şöyle ben geçeyim. Merhaba. Merhaba. Geç tamam mı böyle? Şöyle yapsak. Şöyle yapalım. Şuraya bak ya. Cüneyt kadar olamadık ha. Bu niye oluyor biliyor musun? Senin yüzünden. Bak öbür kardeşlerine ne kadar rahatlar. Ama sen, senin yüzünden liseli aşıklar gibiyiz ya hala. Olabilir. Emme ben ne yapayım? Huyum böyle. Belki de ben böyle olmasam sen beni sevmeyecektin. Belki de bu yüzden seni bu kadar cezbediyorum. Yalan mı? Yani... Ya bir şey soracağım. Hı. Siz bu ürünleri ne zaman topluyorsunuz? Bayramdan sonra kısmetim. Organik mi bunlar gerçekten? Evet. Gübreden başka hiçbir şey kullanmıyoruz. Peki baban kime satıyor bu malları? Tanıdık bir kapsı mal var. O gelip malları toptan alıyor. Ecik ucuza oluyor emme. Parayı peşin veriyor. Neyse. Hadi ben gidem artık. Yoksa Erol bizi fark edip yine babama söyler. Vallahi bu sefer neyi buluştuğumuzu hayatta açıklayamam. Tamam. Sen Cüneyt'e söyle de fazla oyalanmadan meydana gelsin. Bekliyorum onu. Tamam. Ben yine bir fırsatımı bulur gelirim. Senden sadece babanın malları sattığı toptancının numarasını bulmanı istiyorum. Oldu. Hadi görüşürüz. Gülgün, saçında bir şey var. Ne var lan? Bir şey var işte. Böcek mi var lan yoksa? Yok, böcek değil de. Bu varmış. Cüneyt. Ferit'in meydanda bekliyorum. Gitmeyeceğim ben. Lan bekliyor dedim. Bana ne ya? Bana mı sordu? Bekler bekler gider. Biz iyiyiz böyle. Ya agalar. Ya bir fikri olan var mı? Sorabilir miyim acaba? Ya biz kızları nasıl alacağız? Fikri dedin de aklıma geldi ha. Bu Fikri Baba'nın bize kızları isteme durumu da yalan olacak. Ben size söyleyeyim ya. Ana. Fikri Baba. Ya gaza getirelim Fikri Baba'yı. Nasıl olsa gaza gelen bir hali var adam. Ya konuşalım. Bayramdan sonra alalım kızları ha. Bence sen hiç konuşma. He. Boşa kürek sallama. Ne diyorsunuz ya? Ne alakası var? Oralı. Boş. Ya bak. Her defasında size soruyorum. Sürekli fulü açıklamalar yapıyorsunuz. Ulan hiç net değilsiniz ha. Ya sanki anasını satayım. Sanki Büyügün'le ilgili bilmemem gereken bir şey varmış da öyle triplere giriyormuşuz. Hadi konuşsanıza, ben bir açıklama yapın. Aga konuşsanıza ya. Ya aman Büyügün'ü arıyorum ben. Aga yarı yoldan döndük, merak etti işimi kız. Buna ben son gün mesaj atmış, ne alakası var? Bu İstanbullunun Büyügün'ün yanında ne işi var acaba? Ne diyor bu? Ne alaka? Vallahi bilmiyorsun. İstanbullu derken hangi İstanbullu? Onu söylemiş mi kardeşim? Yok aga, foto atmış. İnmiyor ki burada anasını satayım foto. Baksana. Tırmalıyor. Bayram anca gelir bu. Aynı. Baksanıza ne diyor bu?
çocuk iskele mi kuruyor Gülgün'e? O çocuğun tek başına kabahati yok bilesin. Naz. Teşkilat mı bunlar be? Ya yok oğlum. Öyle değil. Yani durum şöyledir. Bu Cüneyt Gülgün'e böyle ilgi gösteriyor. Tabii Gülgün de günahı boynuna bak. Yani Allah yukarıda. O yani ona karşı o da ilgi gösteriyor. Ondan öyle yani. Bence onların kimyası tutmuş. Kimya mı? Gülgün kimyadan anlamaz ki. Sözlerci. Biz onları karavanda baş başa görüverdik. Sen üzülme diye söylemedik. Nerede? Karavanda. Baş başa. Ha, baş başa. Kısa. Erol, ne içen bunu burada? Ne edem ya? Şurada birazcık bal kesiveren dedim. Lan, kafaya mı yedin oğlum? Arı vardır şimdi onda. Vah, kovan bu. Binlerce vah. Biz ne olacağız? Arı sokarsa yanarız ya. Neyse ben gideyim de ondan sonra aç bari. Hadi kızlar görüşürüz. Lan Erol ne yapıp durun? Sırası mı bunun hindi? Neden? Başka türlü gitmiyordu. Yapıştı. Hem boş lan bu boş. Hem kaçın kaçın. Lan Erol. Gittim. Boş yerine doluyu alıverdim yine. Ama nasıl kaçtı? Ay. Ay böyle akşama canım iftarda nasıl pastırmalı yumurta çekti ya. Pastırmalı yumurta mı? Hı hı. Pastırmayı nereden bulacağız? Bizim köyde yenen bir şey değil ki o. Arkadaşım bak teyzen pastırma istemiş sende. Nereden bulacağız falan diye bir laf ediyorsun. Oldu mu şimdi bu laf? Canım o zaman Marmaris'e gitmek lazım. Ya gerekirse Kayseri'ye gideceksin yani. Lütfen ne demek o ya? Tamam canım gideriz. Gideriz. Ne olacak? Allah Allah. Bir 100 gram alır geliriz. 100 gram mı? Ya arkadaşım ne 100 gram ya? O böyle büyük kutle, kutleye komple alacaksın geleceksin. 100 gram olmaz yani. Kutle, tamam lan. Alırız, alırız, alırız. Yok adele, adele bile. Adele o. Kutle, adele komple onu al gel. Tamam, tamam o zaman. Yani ya. Ama ben kuş gömü seviyorum. Başka olmaz Eşat Bey. Kuş gömü olacak, başka olmaz diyorum. Hı-hı. Yani kuş gömü olursa kuş gömü çok daha iyi. Tamam, öyle yaparız o zaman. Kuş gömü, pastırma, adeleli. Hadi gidelim ben o zaman. Bir dakika, şey gideceksin ya. Şeyi de posteritini de yaptır da. Posteritini senin mümkünsün arkaya güzel basalım hadi. Hepsi garip adamlar ya. Senin nereden geldi bu sıcakta aklına bastırma bastırmaya? Ay ne yapayım bütün gün oturdu başımızda. Şöyle bir gitsin de baş başa kalalım dedim. Ah yani. Ya Elmas mı adamın kendi evi nereye gitsin ya? Sen de vallahi kusura bakma da iyice şaşırdın kendine. Ama çok özlüyorum ben seni. Tespit gücüm. O ne lan? Damat Ferit Paşa'ya masaj atmış. Ne diyor? Acil gel diyor, iş konuşacağız diyor meydana. Hadi meydana gidelim. Hadi Elmas. Ay yok gelemeyeceğim ben bu sıcakta. Ben de biraz yaprakla ilgileneyim. Hiç kıyamıyorum ona ağlayıp duruyor ya. Bir de herkes ona gerizekalı muamelesi yapıyor. Gör bak onu nasıl değiştireceğim. Yani emisin yani. Peki sen bilirsin ya. Ne bileyim. Allah kolaylık versin. O kız biraz şey yani yanlış anlama da biraz düşük promilli bir kız. Sen de mi öyle düşünüyorsun ya? Bak ben onu değiştirince sen de şaşırıp kalacaksın. Ya böyle düşünme olay değil. Öyle ya o şeyden hani düşük promil derken biraz kafası güzel gibi diyorum yani. Bilmiyorum sen bilirsin. Allah kolaylık versin. Ne diyeyim yani. Sağ ol. Onunla uğraşacağım diye kendim de onun gibi olma da. Oh ya vallahi özüme döndüm ya. Nasıl sıkıldım o kıyafetlerden. Bak şunu. Hadi görüşürük. Hadi görüşürüz. Güzel kardeşim. İyi mi? Değilim galiba buralım. Ben gidiyorum Agada. Nereye oğlum? Ok Kamil'i Gülgün'e soracağım.
karavanla baş başa gördünüz değil mi? Baş başa. Bırak elleme. Gitsin konuşsunlar, kozlarını paylaşsınlar. Yaprak, ne yapıyor bu? Onu bilmem. Ağzı açık, kulaklık, müzik dinliyorum. Kalk kız, kalk. Ne yapıyorsun ya Kokteyon? Asıl sen ne yapıyorsun ya? Kardeşim burada ağlıyor, senin dünyan bunda değil. Ağzını açmış bir şekilde müzik dinliyorsun. Bir şey yapmıyorum. Arabesk dinliyorum. Goptigil'im arabesk'i çok seviyor. Benim de hiç arabesk kültürüm yok. Aradaki açığı kapatıyorum. Aradaki açığı mı kapatıyorsun? Yani bence ilişkilerde çiftler birbirlerinin en sevdiği şeyleri daha iyi bilmeliler. Yani bence ilişkiler bu şekilde çok daha güzel olur. Döne, bence sen aşağı insene Koptigil'in yanına bir bak bakalım oralarda mı? Biz de Yaprak'la özel bir şey konuşacaktık. Ya tamam tamam. Ben hemen gidin o zaman. Hadi git git. Biz de Yaprak'la konuşacağız biraz. Hadi. Git bakalım bulabilirsem. Sen niye ağlıyorsun hala? Ya abla sen dedin ya. Numaradan üzgün görün diye. Numaradan yap diye. Ben de numaradan yapıp durun. Ben sus çıktım. Ay sen beni bile inandırdın ya. Bir de sana salak diyorlar. Sen insanı suya götürür susuz getirirsin vallahi. Getiririm değil mi? Evet getirirsin getirirsin. Ama ne yapayım? Benim de adım böyle çıkmış işte. İşte ben onu değiştirmek istiyorum. Böyle sana yeni bir imaj yapmak istiyorum. Hem güzelliğinle hem aklınla ön planda ol istiyorum. Bayramda insanların karşısına öyle bir değişik Yaprak olarak çık ki herkes böyle şaşırıp kalsın. Şaşırıp kalsınlar tabii. Ay ablam ya. Değiştir değiştir bildiğin kadar beni. Her yanımı değiştir. Etim senin. Yemeğim de senin. Her bir şeyim senin. Ay minnoş minnak abla. Ay. Ay. Aa. Dur sakin. Koptigil, Koptigil, Koptigil neredesin? Burada mısın? Yok. Zaten burada oluverseydi gözlerim otomatikman değişiverirdi. Nereye gidiverdi acaba ya? Dışarı çıkıverdi dolanmaya. Keşke beni de alıverseydin ya. Sen en iyisi bir arayıveren ya. Selamun aleyküm. Kızlar nasılsınız? İyi, sağ ol. Nereden aydı kız? Aman eksik olma. Nene? Canım oğlum. Sağ ol, sağ ol. Yani nene, Ferit buraya gelirse bir arka bahçeye bir şey yaparım yollara. Tamam, tamam. Söylerim lan, söylerim. Tamam. Ne ya? Güzel oğlum. Hale bak lan daha yeni çıktı evden. Hemen arkamızdan telefon ya. Sanki karım arkadaş yapıştı ya. Oh Allah. Şu. Meşgul oluverdi. Meşgul demek ki. Ayak yoluna mı gidiverdi acaba? Yok, ben gitmeyeyim. Dersem olmaz, ayıp karşılığına. Burada bekleyiveren bari. Lan! Yenge bakın bakalım be. Siz? Nereden geliyorsunuz değil mi bakın bana? Ben Reşat Ağlar'dan. Üçü de Ağlar'dan. Lan siz kandırıyorsunuz mu beni? Ha? Basbayağı bizim evden geliyorsunuz işte. Bayer Orhun'u görmüş orada. Evet ben sizdeydim. Sonuçta dedemin malı ne var bunda? Evet o size gitmiş. Ben de Reşat Ağlar'dan dönerken yolla karşılaştık geldik işte. Ayrıca iddia sahibi iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Size iyi günler. Görüşürüz. Bak bunlar var ya çok fenalar. Akılları çok çalışıp duru bundan. Göstereceğim ben onlara akılları nasıl çalışıyor. Çekirge bir atla, iki atla. Merhaba. Merhaba. Ya abim gördünüz mü? Buraya gelecekti de. Ha, az önce buradaydı. Arka bahçedeyim dedi. Ferit'e de dedi. Tamam, teşekkürler. Bak şimdi,
Sen git Reşatlara, babam burada. Ortalıkta fazla dolaşma, tamam mı? Tamam abi. Düzgün senin evde olduğunu haberdarsa İsmail'ler de haberdardır. Başını sakın belaya sokma. Tamam, ben gidiyorum o zaman. Bir şey olursa beni ara, hemen haber ver. Hadi. Beyaz gül, kırmızı gül güller arasından gelir. Yarım giymiş beyaz azya cuma namazından gelir. Yarım giymiş beyaz fistan cuma namazından gelir Ferit. İşte. Ne oldu lan? Müjdemi isterim. Senin minibüs olayı tamamdır. Kadınlar bizde. Şimdi onlara bir kere de Marmaris turu yaptıracağız. Tamam mı? Ondan sonra da senin minibüsü köy turizmini açacağız. Oğlum vallahi benim var mı yani? Zaten sırf koy taşımakla olmaz bu iş yani. Çok güzel fikir lan. Ha bak bir de düzgünün mahsullerini alıp biz pazarlayacağız. Nasıl olacak lan? Ben şimdi bir araştırma yapacağım. Aklımda bir şeyler var. Bunlar şimdi tamamen organik ürünler yetiştirip toptancıya satıyorlar. Adamın iletişim bilgilerini ben iklimden alacağım. Sonra bu adamı aradan çıkarıp ürünleri biz alacağız. Daha sonra bunu büyük marketlere daha fazla paraya satacağım. Oğlum tamam mı? Bana bak, bu bayağı riskli bir iş yani. Olabilir. Risk almadan başaramayız değil mi? Şık. Yalnız risk değil, risk. Burada şey yapma. Gürgün, biraz gelir misin acaba ha? Bir şey konuşacağım da. Macir, ne oldu? Ya Gürgün, o kıl kuyruk Cüneyt'in size nerede ne işi var, sorabilir miyim acaba? Ben ne bileyim. O zaten hep geliyor. Son gün çağırmış. Ha, son gün çağırmış. Değil mi? Sen beni mi yiyorsun ha? O ne demek lan indi? O ne demek? Son gün çağırmış. Son gün çağırdıysa. Son gün bana niye mi mesaj atıyor? Bak bak. Bak rahat rahat bak. Son güne bak lan. Bak son güne. Yap bir açıklama bekliyorum Gülgün. Ya sen ne demek istiyorsun? Ben seni aldatıp Cüneyt'le mi takılıyorum yani? Aa, yok. Yok yok, ben aldatıyorum demiyorum. Onu sen diyorsun Gülgün. Hatta benim hiçbir şeyden haberim yok. Cüneyt'le karavanda takılıyorsun ya. Ondan ne haberim yok. Kardeşlerim diyor bana bunu. Sen Cüneyt'le karavanda ne yapıyorsun? Onu sorabilir miyim acaba? Hem suçlusun. Hem güçlüsün. Bir de üstüne vuruyorsun değil mi Gülgün? Yani biz hiçbir şey yapmıyoruz, tamam mı? Sadece fotoğraf çekmeye gittiydik. Ya sen utanmıyor musun benim namusumdan şüphe etmeye? Git buradan Macir, defol. Görmek istemiyorum seni. Daha da karşıma çıkma. Aba ne oldu? Ne ağlayıp durun indi? Neye mi ağlıyorsun? Aha buna sor neye ağladığımı. Neye son güne soruyor? Bak nasıl susuyorum. Biliyorsun değil mi ne yaptığını? Ya sen neden benim Cüneyt'le fotoğrafımı macera yolluyorsun? Ya vallahi kötü bir şey düşünmedim Gülgün Aba. Ya ne düşündün ya, ne düşündün? Benim hayatımı mahvediverdin. Ne oldu?
kavga çıkıverdi. Kimle? Benle. Beni yanlış anlayıverdi. He, yanlış anlamışmış. Vallahi kabahat hep bunda abla. Şuf, Songül. Beni bak. Vallahi fena yaparım ha. Çekindi. Bunlar yeni yaprak oluşumunun ilk hareketleri. Dallar yeni sürgün verecek Deon yani. Bana bahar gelecek. Aynen öyle diyorum Allah. Sana bahar gelecek. Çiçekler, kuşlar. Efendim teyzeciğim. Elmas ha, biz bir şeye Varvaris'e gideceğiz, geleceğiz, tamam. Aa, niye? Ferhat'ın girişimci ruhu tuttu da. Varvaris'e gidip geleceğiz. İftara yetişiriz. Merak yapma yani. Ha tamam, geç kalmayın. Merak etmeyeyim sizi. Yavrum geç falan kalmayız ya. Hiçbirine takılmadan, uğramadan direkt geleceğiz ama bana bak ha. Aramızda kalsın. Sakın ha Elmas'ı. Hiç çıtlatma kimseye. Tamam, tamam canım. Öpüyorum. Çok teyzeciğim. Görüşürüz. Hadi öptüm. Bye. Bana bak lan Feridun, şey yapmış mı? İlk gün güzel yazmış mı şeyi, adresi falan? Yazmış. Navigasyona yazdım şimdi. Bu dükkanın önüne kadar götürür bizi. Sende durumlar ne? Anlat bakalım. Geçti yakında tarla sahibi olacak. O nasıl olacak? Ya bu Döne yok mu Döne? Şişat'ın kız kardeşi. Bu Döne'nin anasından babasından kalma topraklar tarlaları varmış, bağ veriyor. Hadi ya. Vallahi bitti mi? Bitmedi. Enişten de bitmiyor oğlum. Şişat'tan da 50.000 lira koparıyorum. 50.000 mi? Nasıl yani? Aynen öyle. 50.000 lira da ondan koparıyor. Ya bizim reklam kampanyasına bir şey oldu. Sponsor oldu bu. Bunun şeyini, resmini şeye asacağız. Minibüsün camına. Salaktan 50.000 lirasını kopardım ya. Salak ya. Bütün gün minibüste Reşat'ın yüzünü göreceğiz yani. Lan oğlum enişten kaçın burası. Onu da ayarladım. Merak etme sen yani. Ben acılar. Ne oldu lan? Hesap sormaya gittim. Gülgün beni aşağıladı. Ne oldu ki, bir anlat bakayım. Bitti Vural. Ayrıldık. Hayda. Vay arkadaş ya. Ne oğlum olacağı oydu. Vallahi oydu. Ne demişler? Öfkeyle kalkan zararlı oldu. Geskin sirkede güpüne zarar be macir. Neyse. Bakacağız. Bakacağız, bulacağız bir çaresi. Hadi bakalım. İşler. Sağ olun, buyurun. Selamünaleyküm canım. Aleykümselam. Ya ne diyeceğim sana, bu Sahlı köyde düzgün emmi var. Bunun mallarını sen alıyormuşsun herhalde. He, ben alıp durum. Güzel güzel. Aslan kral, bundan sonra sen almıyorsun, biz alıyoruz o mallar. O ne demek lan? Siz beni tehdit mi ettiriniz? Lan öyle. Ya yok yok, siz bizi yanlış anladınız. Biz size bir teklifle gelmiştik aslında. He. İyi. Neymiş teklif? Merak ediverdim. Siz ne kadarlık bir ürün alıyorsunuz Üzgün Bey'den? Vallahi Haziran hasadında 40.000 civarında. Geçen sene de öyle oluyormuştu. Bu sene fiyatlar değişmedi. Yine o civarda bir şey olur. Peki ne kadar para kazanıyorsunuz bu işten? Ben 110 alırım. 4.000 civarında bir şey tutar. Tamam. Biz size 5.000 verelim. Gerisine siz karışmayın. Ne yapayım? 5.000 dedin. Oğlum. Emme parayı bayramdan önce isterim. Yok. Bayramdan sonraya kalırsa ben ticaretime bakarım. Malları alırım. Tamam. Para bayramdan önce sizde. Hadi enişte. İyi günler. Şuraya. Şuraya. Çıkma.
Ya Feridun, sen adama niye havadan 5.000 lira veriyorsun ya? Ben anlamadım ya. Bu nasıl ticaret, nasıl ticaret kafası ya? Ya sen boş ver. Onlar ucuza alıyor malları. Bu zaten komisyoncu. Ben malları öyle bir yere satacağım ki en az %20 kar edeceğiz. Daha fazla para kazanacağız, merak etme. Oğlum bak, bu Şeşat'tan aldığımız 5.000'i ziyan etme bak ha. Ya ben sana merak etme diyorum. Biz şu Reşat'tan bir peşinat alalım da şu adamın gelip parasını verelim. Gerisi kolay. İyi tamam, hadi atla hadi. Ulan bunlar bir işler çeviriyor ama neyse. Leş gibi bakıverdi be. Aman posteri bir şey olmasın. Ya bu kadar siyasi, bu kadar binlerce poster nasıl bastırıyor acaba? Neyse. Harika oldun. Hani ben de bakayım. Dur dur. Hah, al şimdi sen yüzünü sil. Seni kimse böyle görmesin, tamam mı? Birazdan ben sana gösteririm. Tamam. Ay çok güzel oldu. Tamamdır. Köyde bir kız vardı hani bahsettiydim sana, Yaprak. Hah, Allah'ın emri peygamberin gavliyle onu bağ aldık. Nasıl mı aldım? Abuköy'de Fikri amca diye biri var. Vallahi var ya. Kurban olduğum nasıl bir babalık etti. Ana bak iyi insan lafın üstüne gel anacığım. Fikri Bey amca geldi. Nasılsın Fikri amca? Sağ ol, sağ ol lan. Kimle konuşturum? Anam anam. Dur ana değil de tamam. Anamı selam var Fikri amca. Aleyküm selam, aleyküm selam. Anacığım bak şimdi ne diyeceğim sağ ol. Ben şimdi sana bir tane bilet alayım bayrama. Tamam mı? Sen hayırlısından çık gel buraya. Hem biz hasret gideriz hem de gelenini görürsün. İyi, iyi tamam. Bak ne diyeceğim sağ ol. Ben şimdi bu bileti alayım. Sağ mail atacağım. Sen onu kontrol et, ondan şey edersin, tamam mı? Ha. Bir de bak bir şey daha diyeceğim ha. Bak 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 bana bak. Bu benim kemençe var ya, kemençe. Ha, onu da götür gelirken. Şimdi ben bayramda buraya davul zurna falan ayarladım ama burada kemençeyi çalmayı bilen yok. Ha. Tamam anacığım. Ne kadar hasret kaldım sağ ya. Bir bilsen ya. Seni de ne kadar özledim ya. Tamam hadi öperim ellerinden hadi. Selametlen. Hadi bay bay. Anamı tekrar selam var Fikri amca. Yanlış duymadım değil mi lan? Anan bayramda buraya mı gelip durur? Hayırlısıyla inşallah bayrama burada. Olmaz lan olmaz. Sebep? Ya anan ne işi var lan bu bayramda köyde? Niye öyle diyorsun Fikri amca? Niye olmasın yani? Gelmesin gelmesin. Sebep niye gelmesin? Niye öyle konuşuyorsun Fikri amca? Benim anam niye gelmesin bu köye? Ne? Şimdi kadının yollarda kaybolur maybolur ya. Ne işi var buralarda? Gelmesin gelmesin. Benim anam fanusa Abuköy'e gelemeyecek. Yok artık. Fanusa mı? He. Senin anan adı Fanusa'ydı değil mi lan? Gelincik balığı demek. Fanusa demek bayramda buraya gelip durur. Rabbim kurban olduğum Allah'ın bir engel çıkarmasa hayırlısıyla bayrama burada inşallah. Tamam lan tamam. Hey hadi selamet lan. Vay karabaşım ha. Endi Fanusa bayramda köye mi gelip durur lan? Ne halt edeceğim ben? Oho. Vay 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 vay. Yemiyorsunuz. Siz istediğiniz diye 500 TL verip atmayacağı kadar bastırmalı verdim T. Marmarislerden. Ay ne bileyim Reşat Bey, birdenbire böyle iştahım kaçtı. Neyse, ziyan yok, ziyan yok. Gençler, siz ne yaptınız böyle? Hiç, köydeydik. Ha, köydeydik yani bu. Emin misiniz lan? O ne demek ya, nerede olacağız? Köyde bir yere gitmedik yani. Oh, çok yedim. Şişkinlik yaptı. Gidip yat çabacık. Hadi afiyet olsun. Sağ ol. Ben de bugün seni bekleyiverdim. Gopta gelim gelsin diye şurada 3 saat biliyor mu? Emme gelmedin. Ya işte koyda dolandık yani, iftarı bekledik. Vakit bayağı vardı diye şey yaptık yani, dolandık. Ya ne diyeceğim Reşat abi, bu çiğde sponsorluk parasından diyorum. Biraz ateşlesen diyorum başta. Bayramdan sonra. Biraz ufak bir şey yani, hepsindeyiz yani. Ufak bir şey versen biz başlayalım diyorum yani.
Ben Fikri abi de istedim, onu öderim bayramdan sonra. Arkadaşım, arkadaşım ben sadece bir 5-6 bin ufak bir şey alalım, bayramdan sonra tamamlarsın yani. Para faizde, bayramdan sonra çözülecek, hallederim ondan sonra. Neyse ya, boş ver boş ver. Biz hallederiz bir şekilde. Bakın gençler. Ben posteri yaptırıverdim. Artık bunu minibüse asıverirsiniz. Bunu şey yaparız artık, bayramdan sonra parayı verince asarız, tamam abim ya, ne daha yakışıklı çıkıvermişsin. Değil mi? Bana da böyle geliyor. Değil mi sana? Evet. Felaket yakışıklı çıkmış ya. Neyin var baba? Neden durgunsun? Ne bileyim oğlum, çok canım sıkılıyor. Bayrama kadar bir an önce derlenip toparlanıp dönelim İstanbul'a artık. İyi de İstanbul'a nereye gideceğiz baba? Ne yapacağız? Benim bir sürü planım var. Bak bir sürü proje geliştiriyorum. İşleri yoluna koyuyorum. Bu köyde bize büyük gelecek var. Güven bana. İyi de. Bak baba, güven bana demedim mi? Ben sana işleri yoluna koyacağım demiştim değil mi? Madem sen öyle diyorsun, öyle olsun. Gayrol, selamun aleyküm. Aleyküm selam beyim, hoş geldin. Al bakalım bir tabure. Çok ayara. Kendine de at bir tabure, hadi bakalım. Otur, otur. Nasılsın? İyiyim beyim, sağ ol. İyi. Geldi mi bugün Bay Gavşek? Yok ben gelmedim. Emin miyim? Eminim evvelallah. Senin ağzında bir bakla var mı? Çıkar bakalım. Kalka çıkıverdi. Ne var? Benim kızlarım. Kavga mı ettiler? Sebep? Macit İsmail geliverdi. Gülgün dönme. Hesap sormaya. Seni başka erkeklerle falan geziyormuşsun diye duydum dedi. Ne diyorsun lan sen? Vallahi beyim, ben elçiyim. Elçiye zavallı olmaz. Anlat diyorsun, anlatıyorum. Anlatmayayım istersen hiç. Anlat ulan. Anlat. Katışıksız. Ne bir eşik, ne bir fazla. Anlat. Dinliyorum ben. Gülgün macera haşlayıverdi haşlamasına emme. İşin içinde son günde varmış. Macera Gülgün'e o ispiyoneti vermiş. Bir günle son gün böyle birbirlerine giriverdiler. Beyim, kızlara dönmeyeceksin değil mi? İnsan kendi canından olanı döver mi lan hiç? Emme insanın canından olunca daha çok acı diyor. O acının da bir cezası olacak elbet. Şu hayattan kendine bir ders çıkarırsın ya hala. Merak etme, dövmeyeceğim. Benim yufka yürekli oğlum, gel bakalım. Departmanına köy bünyesinde yaptığımız organik tarım ürünlerimizi
Müjdemi isterim. Düzgünün mallarını İstanbul'daki marketler zincirine satıyorum. Vallahi mı lan? Vallahi bak. Ürünleri analiz için gönderdim. Adamlar tahlil yapmışlar. Sonuçlar olumlu gelmiş. Düzgünün 40 bin liralık malını 75 bin liraya falan verebileceğiz. Komisyoncu ne olacak he Ferdo? Adam yarın arefe yani. 5 kuruş paramız yok ya. Ben ona da bir çözüm buldum. Ne çözümü buldun? Anlat bilek. 5 teklik lazım yani Ferdo. Yarın kadınları bayram alışverişine götüreceğiz ya. Orada vereceğiz adamın parasını. Oğlum ben nerede vereceğiz demedim bak. Nasıl dedim. Nerede ve nasıl? Kelimeler lütfen ayır Ferdo'cu. Ben de sana diyorum ki sen onu bana bırak. Peki al. Bıraktım. Oğlum mağara yapma lan. Anlat şunu merak ettim ya. Vallahi ben de bilmiyorum. Halledeceğiz bir şekilde. Şans yüzümüze gülecek işte. Lan bana bak benim. Lan benim minibüsü falan rehin bıraktı da kredi işini... Oğlum bak gülme öyle bir şey mi var gerçekten de? Bak kendimi cıldırtırım bak ha. Yok enişte. Lan niye gülüyorsun o zaman yoksa? Gel işte ya. Bekleyin kız. Kız kardeşin ne zaman gelecek? Babam bayramdan sonra alıp getireceğim dedi. Emme biz de bekliyoruz. Halan gele gitti değil mi? He. E o zaman pek bir şey kalmadı. Gelecek işte. Hoppa gel Turzim'in. Devamlı ve sayın yolcuları. Marmaris turumuz akşam saatlerinde sona erecek olup akşam ezanında köyde olacağız. Gezi süresince kadınlara teyzem rehberlik edecek olup grup halinde dolaşmanız ve kaybolmalara sebebiyet vermemeniz önemli rica olunur. Kaybolmalara sebebiyet vermemeniz için tur müşterilerimizin bu bayrakla dolaşmaları ve gezi süresince bu bayrakları bu şekilde havada tutmaları ayrıca rica olunur. Teşekkürler. Buyurun. Dene bir dene. Nenem. Ne güzelmiş ya. Al bakalım. Buyurun. Alın bakalım bayraksız kimse kalmasın. Herkes bayrakla havada dolaşacak. Tamam benimki de orada. Ay yok bir şeyler bayanlar, yok bir şey. Hopla, hopla herkes, hopla. Hah, hadi bakalım iniyoruz. Hadi sakin, sakin. Ay. Ay. Fotoğraf çektirecek zannettim öyle yanıma gelmiş ya. Ya sen ne yapıyorsun ya koca minibüs? Burada olur mu böyle? Oğlum Allah Allah nereye koyacağız minibüsü lan? Cebime mi sokayım minibüsü yani? Yer yok. Hem burada bak hayatta çekemezler minibüsü falan. Onu bırak. İstanbul'da şimdi bebek sağlığında ben şey yaptım böyle. Minibüsün içinde bebeğe park ettim minibüsü de içinde bir de dans ettik onu. Yani dans etmişliğim var minibüsün içinde. Enişte. Parayı bulduk. Ne alakalı nasıl bulduk? Sen gel benimle gel. Teyze. Teyze. Hadi siz gidin de fazla takılmayın, oyalanmayın tamam? Tamam. Hadi bayanlar sıraya geçiyoruz şimdi. Tamam. Bayraklar fora. Geçin arkama. İlk gün sen arkaya geç, sıradan ayrılan olursa hemen sıraya sokarsın, tamam mı? Hadi hazır mısınız? Hadi, hadi bakalım bayrak kontrolü. Haydi yana. Haydi yana. Haydi yana. Haydi. Sıradan çıkmayın. Akıyor maşallah. Allah versin. Bu ne lan? Enişte. Bak bu arkadaş bugün bizimle. Ne oğlum bu? Ne alaka lan? Gir sen koluna gir gel. Oğlum ne yapıyorsun? Saçmalama lan. Şşş. Ferdo. Ferit.
Gel gel gel. Allah Allah. 5 euro, 5 euro, 5 euro, foto 5 euro. Allah cezanı versin Ferit, şu halime bak ya. Vallahi biçtim, kostümün içinde biçtim lan. Vallahi Yeniçeriler gibi kazan kaldırasın var ya. Şu halime bak, Allah cezanı versin Ferit. Thanks you. 5 euro, 5 euro, foto 5 euro. Enişte, enişte sık dişini biraz daha ya. Kocaman lan, nasıl bir adam 5 euro, 5 euro, foto 5 euro. Hi. Thank you. Hi. Ona, hi ya. Lan bizim köylü Berkant vardı, ona benzer aynı ha. 5 euro, 5 euro, 5 euro. Thank you. Thank you. Şey, not at all, not at all. Thank you. Onu fazla aldı herhalde. Ha? Tamam, tamam. Hi. Oo, Cesök ya, eski antrenör vardı ona, aynısı ha. Thank you. Not at all, not at all. Where are you from? England. England. Sizi her maçta haşat ederiz biz. Neyse. Enişte, yemin ediyorum felaket yakıştı kostüme. Sağ ol. Bayılacağım. Al şeyi al. Kılıcı paraya. Ufak bu. Biraz şey yap. Zıpla ha. Yukarı zıpla ha. Hadi çık, tamam oldu. Hadi. Hadi. Vallahi biçtim. Bayılacağım lan Ferit. İşte felaket yakıştım kostüm sana. Hay hadi. I have no money. What? Olur mu ya öyle? Cezanı versin Ferit ya, şu halime bak. 1000 kişiyle fotoğraf çektirdin lan bana. 2225. Yok enişte, 1000 değil. 445 kişi. 5 eurodan 445 kişi 2225 euro yapıyor. Sağ ol ya. Vallahi kılıcı alnının çatısına vururum ha. Hala çekiliyor. Hemşerim ver 5 euro. Ne 5 euro hemşerim? Ha ulan Türkmüş ha. Sen, tamam lan, çek bedava sen. Ulan yine artist şeyi zannettim ha, turist. Çok sulama, çürüteceksin. Merhaba. Merhaba. Paranızı getirdik. Hop. Buyurun. Tamı tamına 1600 euro, 5000 TL karşılığı. Yani biraz fazlası var ama olsun. Hiç önemli değil. İyi. Helal de verin o zaman. Helal olsun. Bayramdan önce ilaç gibi geliverdi vallahi. Artık iftardan sonra Düzgün Bey arar, ürünleri bu yıl alamayacağını söylersin artık, değil mi? Tamam, tamam. Bana bak lan, bizden sakın kimseye bahsetme. Siz hiç merak edivermeyin. O iş bende. Ben sizi çok sevdim arkadaşlar. Siz her zaman gelip durun. Eyvallah. Sağ olasın. Hadi. Hadi kolay gelsin. Hadi. Güle güle. İyi günler gençler. Vay vay. Bey baba, sen hoş gelmişsin. Gel. Hoş geldin baba. Gel otur, gel. Gel. Hadi. Azıcık oturun bari. Nasılsınız? Vallahi Allah razı olsun, iyiyiz. Sen nasılsın? Sağ ol, sağ ol. Alın bakalım bunlara. Alın bakalım. Sen de al. Bunlar ne ya? Yarın bayram değil mi lan? Bayram açtı. Güle güle harcarsınız. Bu ne ya? Hayırdır babalı? Yani tabii Allah razı olsun tabii de. Hep buralı. Yani buralı İsmail. Ona bayram gelmiyor mu? O buralı. Siz gurbettesiniz. Ver elini öpeyim o zaman bey baba. Öp bakalım. İyi, ben de öpeyim bari. Öpeyim. Allah bereket versin. Sen de öp. Sen de öp bakalım.
Ha? Ben de bunu öpeyim. Öp bakalım. Hadi bakalım. Sağ olasın. Ne edip durunuz lan bayramda bakalım? Ne edem? Hep aynı işte. Ha, bayram namazı, bu bayramlaşma, bu tatlı, şeker, yemek, odur yani. Senin anan geliyor mu, haber var mı? Akşamüstü burada olur. Yapma ya, kesin mi lan? Vallahi kesindir. Yani bir sıkıntı olmazsa Allah'ın izniyle akşama burada olur. İyi o zaman, hadi bakalım, benim müsaade, ben kalkalım. Tutmayayım sizi, yapacak işleriniz vardır sizin. İyi günler. Eyvallah. Hadi selamet lan babalık. İyi günler. Hadi, hadi Allah'a emanet. Hadi baba. Hadi. Ay Allah'ım. Buyur baba. Sağ ol kızım. Afiyet olsun baba. Kabzıman arıyorum. Alo. İyi akşamlar Mehmet'im, nasılsın? İyiyim, ben de iyiyim. Buyur. Ha. Olur. Tamam, hadi. İyi akşamlar Mehmet'im. Yok, önemli değil. Hadi bakalım, hadi. Ne oldu baba? Kabzıman malları almaktan vazgeçti. Her zaman mal alan adam, almayacaksın dedi. Şimdi ben bu malları ne yapacağım bayram önü? Bu yaştan sonra pazara mı çıkayım ben ya? Hadi. Kim geliyor? Allah Allah. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Aman ne yapıyorsun? Geçin buyurun. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Buyurun oturun bakalım. Buyurun. Hayırdır? Hayırlı bir iş için geldik de. Ha. Efendim, sebebi ziyaretimize gelelim isterseniz hemen. Gelen, sen kendini hiç yorma. Ben ziyaret sebebinizi gayet iyi anladım. Madem hayırlı bir iş için geldiniz, biz de hayırlı bir şekilde neticelendirelim. İkkün kızımı... Koptu gel oğlum ha. Verdim gitti. Hop da gel. Hop da gel mi?